Viking müzesi. Ötekini taksana, o daha güzel. Onu da takabiliyorsun galiba. Tamam işte, gir altına. Tamam, yerleştir. Aa, çok iyi. Tamam, beklesin. Buraya böyle bir şey koymuşlar, Viking kadınlarıyla tanışın diye. Mesela şamanla tanışalım. Bir tane daha tanışalım. Warrior, savaşçıyla tanışmak istedim. Gelelim erkeklere. Kimi seçelim? Slave'i seçelim buradan. Erkek köleler. Köleler Kuzey Avrupa'da ve Rusya'dan alınan erkek ve kadın karışık oluyormuş. Buyurunuz, bir Viking. Bu ile 11. yüzyıl arasında mezarı bulunmuş bir Viking canlandırması yapılmış ve Hristiyan olduğu tahmin ediliyormuş tabii. Bu Viking 1.79 boyundaymış. Aramızda 1-2 santim var. O zaman için erkeklerin ortalaması 1.70, kadınların 1.60'mış. Hatta biraz önce bir tura katıldık burada. Turda şeyden bahsediyordu işte, aslında 1.71-1.72 boylarındalar. Hani bu gerçekten uzun oluyor. Ve şey, hani o dönem için çok uzun sayılıyor yani Britanya bölgesinde. Çünkü o insanlara göre bayağı uzunlar. Günümüzde bile birçok insana göre uzun ama bu kişinin de vejetaryen beslendiğini ve o zaman için çok değişik bir şey olmadığını, çünkü et çok pahalı olduğu için genellikle çoğu Viking vejetaryen besleniyormuş. Bu da mesela çok ilginç bir bilgi. Bir bölüm var çocuklarla ilgili. Viking döneminde çocuk olmak, eğer aileniz tabii ki zenginse daha iyi durumdasınız yani. Ama ailenizin durumu kötüyse sizin için daha kötü bir şey diyor. Bunun dışında tabii ki çocuklar için soğuk algınlığı bile problemdi diyor. Çünkü 10 yaşına gelmeden ölen bir sürü çocuk varmış. Çocuklara küçüklükten itibaren bıçak verdikleri için, mesela 3 yaşlarındayken kendi yiyeceklerini kesebiliyorlarmış. Tarak ve şey veriyorlarmış, bıçak veriyorlarmış. Bıçakları hem kendilerini korumaları için hem de yiyeceklerini kesebilmeleri içinmiş. Burada da sagalardan bahsediyor. Sagalar da böyle harika çocuklar diye anlatılıyor, Viking çocukları. Ve 7 yaşında başka bir çocuğu da öldürüyor sagalarda. Burada diyor ki, eğer erkekseniz 16-18 yaşında, kızsanız 12-15 yaşında evleniyorsunuz ve evlendiğiniz kişiyi aileleriniz tabii ki de seçiyor ve kendinizden ve yani sizden daha zengin bir ailenin, daha varlıklı daha doğrusu diyeyim, birisiyle evleniyorsunuz diyorlar. Tabii ki kızlar genellikle erkeklerin evine taşınıyorlar diyor ve burada da yiyecekler var. Bu tipik bir yemekmiş. Yulaf lapası, arfa, yulaf, çavdar, hatta siyaz gibi çeşitler ve özel durumlar için olan, işte özel durumlarda et servis edilebiliyor ya da avlanan geyik vesaire gibi hayvanlar. Bu elde edilen pek çok tarak ve kişisel bakım şeyleri var. Hijyenden bahsederken en azından yani en kötü haftada bir, yani o dönemler için çok büyük şeyler ama çok sık yıkandıkları, zaten temizliklerine dikkat ettikleri söyleniyor. Bayağı temiz, sağlıklılar. Çünkü hem yiyecekleri çok sağlıklı, yedikleri, günlük tükettikleri şeyler, hem fiziksel aktiviteleri, hem de ilaç olarak daha çok doğanın şeylerinden çok fazla yararlanıyorlar. C harfini internetten baktım. C harfi yokmuş. Önce böyle yazdım. Sonra imzamı bıraktım ve gidiyorum. İşte buyurunuz, Norse mitolojisi. Odin, babaların babası, cennetlerin, savaşın, şiirin ve ölümün tanrısı diye geçiyor.
Bu Thor, en çok bildiklerimiz zaten Odin'le Thor, Şimşek ve Fırtına Tanrısı. Frej varmış. Meşhur tanrılardan biriymiş bu. Dünyanın tanrısı diyor. Frej'in anlamı ruler, yönetici. Freya, en güçlü kadın tanrıçalardan. Frej'in kız kardeşi. Yaşam, ölüm ve büyü üzerine güçleri varmış. Doğum, aşk ve arzu tanrıçası diyor. Loki, Idun tanrıça, ölümsüzlüğün sırrını biliyormuş. Mimer var, bir dev aslında, antik bir dev. Bir de Hel var. Aşağı dünyanın, yani yeraltı dünyasının, ölümün kralı diyor. Bir şeye bindik. Welcome on the board. Good luck and enjoy the ride. Thank you. Wow. Evet. Let me tell you what happened with me. It's paid for my ancestors. My family have been living here for generations. I'd be forced to marry off my daughter. I'll show you who's the ruler here. I see hunger, blood flooding. They sailed across the sea, up the rivers, traveled over land and along new rivers. After two lunar months, they finally approached Kernahord. Get the robbers! Mountains. They followed the rivers on to Germania's plains and arrived at the Kingdom of Dane. They came to Hedeby. Let my sword feed the raven! Happily. Raven. Well, this time. Gümüş paralarını getirdiler. Thank you, Father, for not marrying me off. My beloved daughter, let me rest, Renfried. Böylelikle kızı da evlenmek zorunda kalmadı.